Yaşam koşullarında bunu alması gerekiyor ki o iyi bir mühendis olsun, iyi bir doktor olsun, iyi bir öğretmen olsun, iyi bir işçi olsun fark etmez. Türkiye'de bir emek sömürüsü var yok mu? Hiç solculuk falan yapmıyorum. Abi gerçeği konuşuyoruz şimdi. 4250 lira maaş veriyorsun bu ülkedeki insanlara ve o konuyla ilgili bir sopa göstermek için işte Afgan, Pakistanlı, Suriyeli onu bunu ülkeye dolduruyorsun. Onlarla da bu ülkenin insanlarına sopa gösteriyor ve bunu. Yani iş adamı kuruluşları yaptı, çanak tuttular bu olaya. Evet tuttular. Suriye'den ne kadar gelirse gelsin kardeşim, bizde ucuz iş gücü yaratalım dediler demediler mi? altını yorumlar mısın? Demiş. Meytaha altınla ilgili görüşüm şu, arkadaşlar şimdi enflasyon hal dünyaya yüksek altına bakıyorum. Altında bir geri çekilme var ama bu normal ama bu geri çekilmeler dikkatimi çekiyor ve 1700 seviyelere sarmıyor artık. 1730-1740 hatta 1740 bin altını bile çok görmüyoruz. Son günlerde genel itibariyle bu seviyelerdeki eline bir tabanı oluşturup tekrar yukarıya doğru çıkıyorsun. Temel nedeni dünyadaki yüksek enflasyonist ortam ve faizlerin bu enflasyonu ala karşılamıyor olan olması. Büyük fonlar it yerde doğal olarak kendilerini hetke demek, yani güvence altına almak için gidiyorlar, altına alıyorlar. AB ons altın alıyorlar, ons fiyatı yükseliyor, sonra tekrar hani daha da para kazanmak için. Yani parayı para parayı getirir derler ya hikaye aslında daha çok para kazanmak için bir miktar para çıkıyor. Altından çökertmeyecek şekilde. Çünkü bir ürün çöker dilerseniz bu sert kaçış başlar. Hiç kimse girmez o paraya sonra arkadaşlar ne yapıyorlar altından hafif çıkıyorlar, kripto paraya dönüyorlar. Kripto paradan biraz çıkıyorlar tekrar hisse senedi böyle bir çember oluşturup onun içinde dolaşıyorlar arkadaşlar. Dünyada fonlar bu işleri yapıyor. Böyle para kazanıyor bu adamlar ve bu dönem para kazanmak için çok uygun. Altın ne olacak? Sorusunun cevabı. Bence bu sene önümüzdeki birkaç ay içerisinde faiz artırımlarına rağmen rekor denemesi yapacak. Arkadaşlar ons için söylüyorum, yani 2100-2200 aralığında bir yerlerde göreceğiz. Bana göre gram altın ne olur? Sorusunun cevabı da bana göre gram altında, bu sene içerisinde dolardaki hareketlilikle birlikte süper bono enflasyon korumalı bilmem ne falan filan çıkmaz ise, çıksa bile 17-18 göreceğiz bizde. Bir geri çekilme olur, sonrasında yükselir. Oralarda tutmaya çalışırlar. Dolayısıyla ben gram altında da çok yüksek ihtimal. 1500'lük rakamları göreceğiz gibi geliyor bana. Yani minimum 1200 göreceğiz. D1500 ile görme ihtimalimiz çok yüksek gibi geliyor bana arkadaşlar. Şimdi Furkan İnce Amerika Birleşik Devletleri vize başvurusuna girip bakar mısın? 2023, 11 ayında ancak boşluk var, ben yazarken dolmadı eseya yine ülkeden efsane bir kaçış var. İşte yazık yazık o kadar güzel, o kadar temiz, o kadar sağlam müthiş bir ülke müthiş bir coğrafyanın üzerinde yaşayıp bunca ağır bedeli ödeyen herhalde bizden başka bir coğrafya yok. Yani diyeceksiniz ki afları ya kardeşim, Afganistan, İran, Irak, bunlar zaten yüzyıllardır sıkıntılıydı biz gerçekten iyi noktadaydık ya gerçekten iyiydik yani biz zorla bu hale getirdik. Kendimizi öyle söyleyeyim. Siz o adamlar gelmemek için uğraştı. Biz gelmek için uğraştık, farz edelim, iktidar değişti, ekonomiyi toparlamak ne kadar sürer sizce bir yıl yani bir benim ekonominin toparlamak bir yıl abi. Vatandaşın ekonomisini toparlamak bir, maksimum bir buçuk yıl gibi. Nedir o benim ekonomi domates, peynir, süt, et bunları toparlamak bir yıllardır bunun için de yapılması gereken şey tabi iktidarın çok şey olması gerekiyor. Gerçekten kararlı ve istikrarlı olması gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Kararlı ve istikrarlı bir iktidar olursa, çok hızlı bir şekilde tarıma çiftçiye destek vereceksin. Hemen bütün borçlarını sileceksin vergi, algı, kredi neyse bütün borçlarını sileceksin elektrik, su, doğalgaz, her şeyi bedava yapacaksın. Hatta diyeceksin ki çiftçi olmayan da çiftçi olabilir, onlara destek veriyoruz. Kontrol etmek şartıyla onlara da tohumunu her şeyi bedava vereceksin. Nakdi bir yardıma gerek yok, tohumunu vs. sınıf bedava vereceksin alım garantisi vereceksin. Sonra da gideceksin. Çiftçiden üretim sonrasında baksana senin hiçbir masrafı olmadı bir tek emek giderim var senden 2 liraya domatesi alıyorum ve halka ulaştırıyorum diyeceksin. Halkla 3 liraya 4 liraya yiyecek. Bunu alsana enflasyonda ciddi bir düşüş çiftçinin kalkınması, tekrar çiftçinin toprağına dönmesi. Bunu bir tarafa koyacaksın. Bunu bir buçuk sene içinde oturttuktan sonra ufak ufak sanayi kobiler o arada tabi destekleyeceksiniz zaten ayakta kalmaları için insanların gelir düzeyini yukarıya çekeceksin. Bunu da gelir dağılımı düzenlemesi ile yapacaksın. Vara basalım insanların maaşa zam yapalım şeklinde değil, gelir dağılımını toplayacaksın. O arada zaten enflasyon kısmen yüksek gitse de ufak ufak bas kullanmaya başlar. Sonra uluslararası entegrasyona ve güvenilir kurumlarla işi çözersin. Yani 11,5 yılda en hızlı ekonomik sorunlar çözülür. Bir sonraki aşamada biraz daha orta vadiye sorunlarını çözersin ve maksimum 45 yıl içerisinde ciddi kalkınan bir ülke haline gelirsin. Bu benim kanaatim arkadaşlar. Ben böyle olacağı kanaatindeyim düşüncesindeyim. Şimdi şöyle bir bakalım başka neler var. Sohbet edebileceğim sen. Eylül ayında öğretmen, öğretmen atama olacak. İstanbul hayalim vardı artık o da yok. Üzerine atandığında 26 bin lira olarak aldığım öğretim kredisini 33 bin lira olarak geri ödeyeceğim. Vay vay vay. Sizce borsa İstanbul TL'nin değer kaybından ve enflasyondan dolayı ucuz kalmadı mı? Saygılar güzel insan demiş. Evet mantıken. Evet, mantıken. Evet, doğru söylüyorsunuz yani mesela bu şunu söyleyeyim. Borsa bence hak ettiği değerin çok üzerinde. Çok üzerinde ama bütün her şeyi dışarıda bırakırsanız, sadece bir borsa olarak bakarsanız, yani borsa mantalitesiyle bakarsanız, yani Nasdaq baktığınız gibi bakarsanız, öz falan yani Amerikan borsalarında da Alman borsalarının falan baktığınız gibi bakarsanız, tamamen düz mantıkla bakarsanız çok haklısınız. Yani doğrusunu söylemenizde enflasyon ve faiz açısından bakıldığı zaman kur açısından bakıldığı zaman evet borsa çok daha yukarılarda olması gerekiyor. Zaten enflasyonu bahane ederek yukarıya doğru çekiyorlar biraz da. Ama günün sonunda borsanın içerisindeki şirketlere bakacaksın. Abi ne kadar katma değer yarattığı bir ikincisi Türkiye'nin yeni genel ekonomisi ile makro ekonomisi ile enflasyon verileri ile işsizliği ile faiz oranlarıyla ile caddesi ile ne kadar orantılı. Bir de ona bakacaksın. Şimdi düşünsenize bizdeki bu veriler Amerika'da olsa Nasdaq bu seviyelerde kalabilir mi ya? Bunun dörtte birini bile geçemez. Öyle söyleyeyim size. Ya da Esentepe kalabilir mi? Dow Jones kalabilirim. Buralarda çatır çatır yıkılır ya çöker. Bu bir krizdir. Çünkü belirtisi falan değil. Bu çok net bir krizdir. Anlatabiliyor muyum Hayok kardeşim ben her şeyi görmezden geleceğim. Sadece enflasyonu baz alacağım dersen evet abi düşük biz. O konuda da siz haklısınız yani diyecek hiçbir şeyim yok. Bir şey daha bakalım Selçuk abi. Yeni hükümet geldiğinde faizlere enflasyona göre olursa ev arabalar düşer mi? Dolar bu ay 18 görünümü başımızdakiler pek umurunda değil gibi vallahi görebilir yani bu ay 18'de görebilir arkadaşlar. Ama diyorum ya sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları da beni korkutmadı. Dersem yalan söylemiş olurum. Yani ne diyor? Düşük faizler daha da düşüreceğiz diyor. O arada Sayın Cumhurbaşkanı bunları söylerken başka neler oldu? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyondaki artışın. Enflasyondaki artışın alt gruplar A gerilediğini, yayıldığını söyledi. Yani alt gruplarda tamamen yayıldığını söyledi. Alt gruplarla kastı gelir anlamında alt gruplar değil hani enflasyon hesaplamasında kullanılan alt gruplar var ya onlara yayıldığını söylüyor. Gerçi biz grupları bilmiyoruz artık hangi grupta ne var, hangi ürünleri baz alıyor, Türk falan kapattılar ya onun üzerine Eurostat baz alıyormuşuz velhasıl arkadaşlar ama genele yayılmış. Bizde söylüyordu, konu zaten öbür taraftan hazinenin 2 yıllık tahvil ihalesi yapıldı. Bugün faiz %20, 6.36 %26 noktasıdır. Bizim faiz ne kadardı? Politika faizi arkadaşlar. %14, %14 değil mi? %14 politika faizi %26. Şimdi son olarak şunu da sizinle paylaşayım. Amerika'da enflasyon açıklanacak dedik. Ben %8,5 üzerinde bir enflasyon bekliyorum. Çünkü enerji fiyatları, gıda fiyatları yükseldi. Kritik bir konu, 9 bölü 6'da Amerika Şey Avrupa Merkez Bankası bir toplantı yapacak. Burada varlık alımlarının bitirmesi faizle ilgili bir adım atmaması. Bekleniyor Temmuz'la ilgili bir sinyal vermesi bekleniyor. Umarım Avrupa Merkez Bankası çıkıp da faiz artırmaz arttırırsa çarşı fena karışabilir. Orayı da yakından takip edeceğiz. Şimdi son olarak şöyle gelin bir rakamlara bakalım. Arkadaşlar dolar ne olur? Nereye gider olarak 16.61 seviyesinde bence süreç bu şekilde devam ettikçe arkadaşlar daha da bırak alamazlarsa oynamazlar. Sağ ile solu ile dolar adım adım önce 16.80'e gider. 16.80 95 aralığına yerleşir. Kısa bir süre kalır. Sonrasında kendisi 17 liranın üzerine atar.